Bence Yılmaz Tunç onun makamına oturdu. Doğru. Çok haklısın. Evet. Peki, evet. Tamamladın mı? Tamamdır. Tamam, birazdan zaten üçlü devam ediyoruz. Tabii ki. Sevgili Gökhan, sen dün Gazi Osman Paşa'daydın değil mi? Beykoz'daydım. Beykoz'daydın. Beykoz'daydım. Bugün Gazi Osman Paşa'yı yapacaksınız. Evet. Başka yerler de var. Arnavutköy'de adam cebine evrak sokarken görüntülendi. Artık evet. Nesini konuşuyorsunuz bunun? Evet. O da ayrı bir hikaye evet. Tabii. Evet. Neler gördün, neler yaşadın? Ya şimdi... Biliyorsunuz 31 Mart seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 olan belediye sayısı 26'ya çıktı. Hı hı. Bunu neye göre söylüyoruz? Resmi olmayan kesin sonuçlara göre söylüyoruz. Bizim elimizde ıslak imzalı tutanakların tamamı var. Dolayısıyla zaten onlar bize okuldan öyle bir aktı ki hani Anadolu Ajansı'nı, TRT'yi bilmem neyi beklemeye gerek kalmadan... Anladım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığında kurduğumuz ekranda 4 ekranı yan yana koymuştuk. 4 veriyi. 1. Okul sorumlusu verisi. 2. İstanbul gönüllüleri verisi. Bu ikisi okuldan geliyor. 3. SSGS verisi. İlçe başkanlığında arkadaşlarımızın sandık sonuçlarını girme sorumlularının girdikleri veriler. Tamam. Bu 3 veriyi görüyorsunuz, sonra YSK verisini beklemeye başlıyorsunuz. Hı hı. Bu sandıklarla YSK arasında çelişki varsa ve bu çelişki aleyhimize ise itirazlarımızı yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla biz bu sistemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sandıklarının %2'si açıldığı zaman ben döndüm arkadaşlarıma dedim ki bu seçim açık farkla bitecek. Yalnızca %2'si açılmıştı ya. Daha. Televizyonların daha akmasına 1,5 saat vardı ve biz gördük tabloyu. Şimdi... Bu 26 ilçe belediyesi içerisinde 2 tanesini küçük farklarla aldık. Bunlardan bir tanesi Beykoz, bir tanesi Gazi Osman Paşa. Peki küçük derken nedir? Bin civarında. Bin civarında fark. Yani 1050, 1030 o gibi. Civarda farklarla aldık. Şimdi bunlara itiraz ediyorlar. İtiraz normal midir? Normaldir. Yani ben de 1000 farkla bir yere kaybetsem itiraz ederim. Yeter ki kimsenin eli... Oralara girmesin. Peki ne yapmaya çalışıyorlar? Islak imzalı tutanaklar bizde olmasa her şeyi yaparlar. Her şeyi yaparlar. Geriye ne kalıyor bütün bu tablonun içinde? Sandıklara yani bez torbaların içerisindeki oy pusulalarına girmek ve oy pusulalarını değiştirmek. Nasıl yani yapacaklar? Mühürlü bir oy pusulası bulacaklar. Tamam. CHP yazılı olanı çıkartacaklar, AKP basılı olanı koyacaklar. Yapmazlar mı? Bakın kralını yaparlar. Kralını nasıl yaparlar? Yapacaklar ama onun var yeter mı? Yeter ki var tabii. Yani normalde bunlar ilçe seçim kurulları tarafından korunuyor. Tamam. Şimdi biz o sandıkların tamamının başına, daha doğrusu torbaların tamamının başına nöbetçi diktik. Kim bu nöbetçiler? Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve... Avukatlar. Avukatlar ve kahraman örgütümüz. Tamam mı? Yani hiç kimseyi boş bırakmıyoruz. Şimdi dün gece itibariyle Beykoz'dan bize haber geldi. İlçe Seçim Kurulu önünde kalabalıklar toplanıyor. İşte AKP milletvekilleri oraya geliyorlar falan. Biz onlar bir götürüyorsa 5 götürdük. 5 götürdük. Örgütümüz çok daha kalabalık olarak oraya geldi. Biz de oradaydık. İtirazları gece 1.25 itibariyle Beykoz İlçe Seçim Kurulu reddetti. Yani tüm o itirazlar inceleniyor, itirazlar kayda değer bulunuyor. Soyut diyorsunuz zaten. Evet, soyut bulunuyor ve reddediliyor. Şimdi ne oldu Beykoz'la ilgili konu? Mutlaka İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerdir. İl Seçim Kurulu'nun alacağı karar, o da red şeklinde ise geriye bir tek YSK kalıyor. YSK'nın kararı zaten temizle kapalı. Böylece Beykoz bitmiş olacak. Gelelim Gazi Osman Paşa'ya. Orası da evet. Çok önemli. Evet. Gazi Osman Paşa da gene 1000 küsur oyla kazandığımız bir yer. Oraya bir yayında söyledim. Beni de dün aradılar televizyon kanalları. Hazır burada canlı yayındayken anlatayım. Yoksa hani bunun bir tarafı olmak istemiyorum. Süleyman Soylu gece gidiyor. 3 tane ilçe seçim kurulu yan yana hizmet ediyor bir spor salonunda. Onlardan bir tanesinin kadın hakiminin odasına giriyor. Hakimin odasında senin ne işin var? Hiç. Ne işin var ya? Hiç. Çay kahve mi içeceksin arkadaş? Evet. İşine bak. Hakim de buyurun diyor ama ayağa kalkmıyor. Vay sen misin ayağa kalkmayan? Nasıl ayağa kalkmazsın? Kadıncağız çok kim sakin peki? Bir şekilde. Süleyman Soylu kim? Sabık.
Sabık. Sabık. Bravo, peki. Başka bir tanımlamaya gerek yok. Evet. Kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Biliyoruz. Kim olduğunu AKP de biliyor ki kullandı, bir tarafa bıraktı artık onu. Tamam mı? Kadın hakim de diyor ki yani buyurun da niye ayağa kalkayım, ben hakimim diyor. Ya. Bakın müthiş bir laf, müthiş bir laf. Çok hoşuma gitti ve hani gideyim odasına teşekkür edeyim dedim. Ondan sonra dedim ki ya bu da yanlış anlaşılır, hiç gitme odasına. Doğru yapmışsınız. Ya, gerçekten şey, o görevini eksiksiz yapsın, bağımsız yapsın, tarafsız yapsın, başka istediğimiz bir şey yok. Şimdi şöyle laflar geliyor kulağımıza. Gazi Osman Paşa'yı bırakmayacağız, belediyeyi teslim etmeyeceğiz, bilmem ne falan filan, böyle naralar atıyor arkadaşlar. Şimdi eskiden böyle ilçe seçim kurullarında, sandık başlarında dolanan böyle arkadaşlar vardı. Şimdi onlar yok. onlar yok. Gazi Osman Paşa'yı vermeyeceğiz muhabbeti dönüyor. Şimdi Beykoz'a anlattıklarımın aynısını anlatayım. Bir, ıslak imzalı tutanakların tamamı elimizde, haberiniz olsun. İki, sandık başlarını da bırakmıyoruz. Bundan da haberiniz olsun. Üç, itirazlarınızı yapmanız yasal hakkınızdır. Yapın. Biz olsak biz de yapardık. Burada bir sorun yok. Hakimlerin üzerine baskı kurmayın. Görevlileriniz normal sınırların dışına taşarak sayıma müdahale etmeye kalkmasınlar. Ve süreci görelim. Şimdi 8 bin civarında geçersiz oy olduğu söyleniyor Gazi Osman Paşa'da. Evet. Geçersiz oyları sayabilirsiniz. Mantıklı olan budur değil mi? Yani tabii. 1000 fark var, 8000 de geçersiz var. Geçersizleri teker teker sayarsın. Bu 1000'i ilzam edecek bir şey varsa seçim sonucu değişir. Hayır, hepsi sayılsın diyorlar değil mi? Evet, Gazi Osman Paşa da hepsi sayılsın diyorlar. Derdin ne arkadaş? Niye başka herhangi bir ilçede hepsi sayılmıyor da? Mesela Arnavutköy'de bizim itirazımıza rağmen hepsi sayılmıyor da niye de Gazi Osman Paşa'da hepsini saymaya kalkıyorsunuz? Yani dün gece biz 1.30'du Beykoz'dan ayrıldığımızda, alkışlarla ayrıldık. Şimdi sabahleyin sizin yanınıza gelmeden evvel sevgili Ekrem İmamoğlu aradı. Hı hı. Dedi ki ya Beykoz için çok tebrik ederim ama Gazi Osman Paşa'dan kötü kokular geliyor, ne yapalım falan. Sizin programınızdan çıkınca ilde Ekrem Bey'in de katılımıyla bir toplantı düzenleyeceğiz ve Gazi Osman Paşa stratejimizi ortaya koyacağız. Şunu bilsinler, yurttaşlarımız da bilsin. Rakibimiz demeyeceğim, yani karşımızdaki siyasal parti AKP'liler ve onların yöneticileri de bilsin. Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz. Tamam mı? Gerçek neyse, adalet neyse tecelli eder. Orası bütün milletvekillerimizle beraber, yani örgütümüzü bakın çağırmıyoruz biz. Çünkü amacımız kavga çıkartmak falan değil ama bütün milletvekillerimizle beraber orada olacağız. Bundan sonraki işimizin adı Gazi Osman Paşa. İşimiz, gücümüz Gazi Osman Paşa. Peki, Arnavutköy ne olacak? Arnavutköy'de sayımlar devam ediyor. Ama yani, Arnavutköy'de bir görüntü var elimizde. Doğru. Bunlara yönelik itirazlarımızın tamamını yaptık. Arnavutköy'de genç bir arkadaşımız vardı. Bölgeyle çok uyumlu, son derece beyefendi bir arkadaş. Ve Arnavutköy gibi bir yerde farkı kapattı. O itirazlarımızı yapacağız. O itirazlarımız farkı kapatacak bir boyuta gelir ise... Tabii bu görüntüleri ve görüntülere muhatap olan kişilere karşı hem ceza soruşturması için talepte bulunuyoruz. Başkan adayının kendisi var zaten. Aynen, aynen. Hem de sandıkların yeniden sayılması talebinde bulunuyoruz. Yurttaşlarımız ne diyelim rahat olsunlar. Sandığa giren neyse sandıktan o çıkacak. Geçti o eski devirler yani. Bir de Pendik'i sorayım, sonra şu Van ve öbürlerine geçeceğiz. Balbay'ın da soruları olacak. Tabii ki. Evet. Ya Pendik'te bizim Tarık Balyalı adaydı. Ben gittim Tarık'la beraber bölgede çalıştım. Tarık 100 yıldır Pendik'te yaşıyor en az, daha fazlasını bilmiyorum. Sokakta rastladıkları babasını soruyorlar. Bakın bu çok kıymetli bir şey. Çok güzel, evet. Bölgede çok uygun bir aday idi. Pendik'te iyi yönetilen bir şey bir yer değil yani. Evet. Eğer Tarık Balyalı orayı kazanırsa iş başka bir boyuta girer. An itibariyle orada itirazlarımız var. Fark bir miktar açık. İtirazlarımızın sonucuna bakacağız. Dün akşam biz 39 belediye başkanı ya da adayı ile birlikteydik. Dün bir toplantı yaptık. 1-1,5 saat toplantı. O toplantıda yeni dönemde belediyeleri nasıl yöneteceğimize ilişkin önemli değerlendirmelerimiz oldu. Tarık Bey de oradaydı. Pendikli karar verecek. Yani Pendikli diyorsa ki Tarık bir dönem daha bekleyecek. Milletin iradesi başımızın üzerindedir. Ama Pendikli ben sandığa öyle girmedim diyor ise o sayımların sonucunda
Ona göre de bir durum tecelli edecek. Yani bu önümüzdeki günler kritik günler olarak geçiyor. Yani 31 Mart'ta seçim bitti. Bugün günlerden 3 Nisan daha bizim seçimimiz devam edecek gibi görünüyor. Burası Türkiye. Sevgili Baba. Şimdi sevgili günaydın. Önce şöyle diyeyim, tabii kutluyorum herkes, en çok emek verenlerdensin. Doğal olarak söyledin, dün gece işte belediye başkanlarıyla ya da adaylarıyla beraber idim dedin. Doğal olarak etrafında milletvekili arkadaşlarımız var ve doğal olarak etrafında partililer var. Şimdi ben de tabii ki Ankara'da sokaktayım. İşte gündüz bir yerde yürürken, insanların arasına böyle selam verirken çok kısa satır başlarını seninle paylaşmak istiyorum. Hı. Bir defa başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye nüfusunu samimiyetle söylüyorum 10 yaş gençleştirdi. Arasına çok bir kağıdı konulmuş gibi ya 80 yaşında böyle çok böyle sevimli iyi yani yürüyüş de yapan bir abim var benim. Bizim mahallede aynen bastonunu kaldırdı böyle 10 yaş gençleştim dedi böyle. Yani o kamburu gitti. Kamburu gitti Fethi abinin. Fethi abinin kamburu gitti. Sokakta gördüğümüz insanlar pek çok kişi. Yani Türkiye 10 yaş gençleşti. Eskiden seçim geceleri bir 10 yaş ihtiyarlardı. Yani bir defa evet, bu büyük bir güç ve büyük bir yük. Yani bunu paylaşmak istiyorum. Tabii, İki, tabii. Herkes yani akıllarda... 1989 var zafer ama bunun yanına 1994 korkusunu da koyuyorlar Gökhan. Aynen. Hani bunu biliyorsundur ama sokakta hani bunu seninle de ayrıca hem laf aramızda kalsın aktarmak istedim yani. Tabii tabii. Ve o, laf aramızda kalsın. O başarıyı çok iyi yönetmek gerekiyor. Doğru, bence de. Mesela, ama önce şu şeyi bir konuşalım. Bir takım eller girdi ve Güneydoğu'dan başlatılarak yavaş yavaş başka yerlere de sirayet etmeye başladı. Mesela Diyarbakır'da, Diyarbakır ve bütün illeri de itiraz. Niye itiraz ediyoruz? Kardeşim bir tanesinde bile %20'nin üzerinde oy alamamışsın. 3 kat fark yemişsin yani. 3 kat fark yemişsin. Evet. Şimdi Balbay'ın söylediklerine ilişkin birkaç şey söyleyeyim izin verirseniz. Bana 1 Nisan günü bir şey geldi. Tweet geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ki hemen Ekrem Bey'e yolladım. Şunu söylüyorlar. Demin Beşiktaş'ta İBB'nin çöp aracı alkışlandı. Yabancı basından biri ne oluyor diye etrafına bakıyor. Anlamazsın kuzum bizdeki kafayı anlayamazsın demiş. Şimdi bu gerçekten Sayın Balbay'ın söylediği gibi ya her seçim gecesi 10 yaş yaşlanırdık. Sayın Balbay doğru hepimiz 10 yaş gençleştik bu seçimde. Oksijenin bir tadı varmış. İnsandan beri o tadı ala ala dolanıyoruz ortalıkta. Ama daha alacağımız ömrümüz var. Sadece 10 yılını geri aldık. Yani sizin de dediğiniz gibi bunun bir 89 sendromuna dönüşmemesi önemli bir konu. Bunun için de şöyle söyleyeyim. Bakın 1 Nisan sabahı insanlar toplanıp da kutlama yapmak yerine hadi bakalım bu belediyelere yönelik kurumsal bir yapı kuralım derdine düşer mi? Yaptığımızı söyleyelim. İstanbul'da belediyelerimiz var. Toplam 26 belediye. İnsanın ne kadar hoşuna gidiyor değil mi? Müthiş. 26 belediye. Bir tane de büyükşehir 27 belediye var. Önümüzde müthiş bir 5 yıl geçirmiş İBB deneyimi ve onun güç ve başarı kazanmış, tecrübe kazanmış kadroları var. Şimdi bir de artı meclis var. Şu anda mecliste 184'e 130 ondayız. AKP MHP toplamı 130 biz 184'üz. Dolayısıyla böyle bir rahat rahat belediye meclisi yöneteceğiz vesaire vesaire. Şimdi bir İstanbul Planlama Ajansımız var biliyorsunuz. Hı-hı. Müthiş kadrolar yetişti biliyor CHP'de. Yani CHP çok uzun zamandır muhalefette olması nedeniyle devlet tecrübesinden bir miktar eksik kalıyordu. Şimdi 5 yılda müthiş kadrolar yetişti. Bu dönemde çok daha fazla kadro yetişecek. Biz bu İstanbul Planlama Ajansı'nda bir birim kurarak tüm belediyelerimize yardımcı olacağız. Dün akşam şunları söyledik. İlk gideceksiniz bir mali şey çekeceksiniz, fotoğraf çekeceksiniz. Dosyalara bakılacak. Arkasından da nerede kalmıştık denilecek. İBB'ye beraber olarak bir yol haritası koyacağız. Kısa vademizi, orta vademizi koyduk. Peki İstanbul belediyeleri? Marmara belediyelerini nasıl yapacağız? Yani bütün Trakya, size bir iki şey söyleyeyim. Bizim artık Balıkesir bizde, Bursa bizde, Manisa bizde, bunun yanında... Kütahya, Uşak, Afyon.
Dördüncü Büyükşehir Belediye'mizi aklıma getiremedim Antalya. Ya. Antalya. Antalya. Yo, yeni kazandığımız. Burada, Aydın. Ha, yeni şey. Yeni olan mı? Çok kazandınız. Balıkesir'i kazandık, Bursa'yı kazandık, Manisa'yı kazandık, Denizli'yi kazandık. Denizli. Denizli. Dört tane büyükşehir. Dolayısıyla Marmara Belediyeler Birliği üzerinden bu Marmara'da bulunan belediyeleri aynı İPA üzerinden İstanbul'u yaptığımız gibi yöneteceğiz. Orada bir kurumsal yapı kurulacak. En sonunda da Türkiye Belediyeler Birliği. Türkiye Belediyeler Birliği ve partimiz üzerinden de, genel merkezimiz üzerinden de bütün belediyeleri kontrol edecek bir yapı kuracağız. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıyla uyumlu, ortak politikaların peşine düşen bir belediyecilik anlayışı hayata geçecek. Hiçbir belediye başkanımız... Bir imece de olacaksa anladığım kadarıyla yani. Değil mi? Yani bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30'dan fazla Anadolu'da yatırım yaptı. Bunların içerisinde 180-200 milyon liralık spor kompleksleri var, okullar var. Biz bunu çok daha Gökhan, geliştireceğiz. Gökhan, buyurun. Şimdi unuturum sıcağı sıcağına. Dün akşam Erzurum Şenkaya aldı ya CHP. Evet, evet, tabii. Kutladım. Ben de 14-28 Mayıs arasındaki dönemde Erzurum'a gitmiştim. Hani o bölgede biraz dolaşmıştım, çalışmıştım. Kutluyorum dedim, hayırlı olsun. Ne dediler biliyor musun? Çok güzel şeyler yapacağız. İstanbul Belediye'miz var. Ya. Bu güven ne kadar güzel bir şey ya. Bu güven ne kadar güzel bir şey. Balbay bir şey daha söyledi. Dedi ki şeyden önce. Dün önceki gün söyledi galiba. Önceki gün söyledi. Hep arıyoruz, konuşuyoruz. Sonunda İstanbul'u alıyoruz. Her yere onu soruyordu dedi. Her yer Gökhan. Tabii. Gökhan şu, bu büyük bir sorumluluk, büyük bir güç ama hakikaten çok ağır bir yük aynı zamanda. İnan ki ben eğer bu seçim bir hafta daha uzasaydı Antep'i de almıştık diye görüyorum ben. Adım adım yükseldi çünkü. Omuzlarımızda o sorumluluğu çok ağır bir şekilde hissediyoruz. Çok ağır bir şekilde. Ben 2009'da parti meclisindeydim sevgili Balbay. 2004'te İstanbul'un yalnızca 4 belediyesi bizdeydi. 2004 seçimlerine göre. Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy. Bir de Maltepe miydi? Bir de Maltepe. O kadar galiba. Kadıköy vardı. Kadıköy, bir de Maltepe vardı. Yani 3 büyük. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, bir de Maltepe. Maltepe sonradan malında emin değilim ama 4 belediyemiz vardı. Şimdi 2009'da biz bu belediye sayısını 12'ye çıkartmıştık. Ve ben o PM'de insanların nasıl sevinçle kazanma öykülerini anlattıklarını çok iyi biliyorum. Şimdi o 12 oldu 26. Ama neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Yani 20 yıllık bir tünelden çıkıyor bu memleket inşallah. Dolayısıyla sorumluluğumuzun farkındayız. Ama aynı zamanda bunun çok büyük bir heyecan dalgası yarattığınızın da farkındayız. Bunu taçlandırmanın yolu şüphesiz 2028'dir. Kesinlikle. 2028'e kalacağını düşünmüyorum. Bu makroekonomik verilerle bu memleketi yönetemezler. Enag'ın verdiği şeyi söyledik. %25. Bakın, %25 neredeyse. Azıcık ekonomi bilen savaş herkes... Savaş halindeki Ukrayna'da enflasyon %7. Evet, evet. Rusya'da da %9. Aynen. Azıcık... Ruslar diyorlar ki bir süre daha böyle yüksek enflasyon devam edecek diyorlar. %9'a. 2024'ün ilk çeyreğindeyiz biz şimdi. Mehmet Şimşek'in kendisinin lafı, 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren enflasyonu aşağıya çekmeye ve bir rahatlama sağlamaya başlayacağız. Yani 2 yıldan bahsediyor. 2 yıldan bahsediyor. Çünkü birikmiş enflasyon geliyor. Yani bunu 2 yıldan evvel aşağı çekebilmek mümkün değil. Bir şey daha var. Bunun yolu da kemer sıkma politikalarıyla, yani sıkılaştırıcı para politikalarıyla ve maliye politikalarıyla mümkün. Yani adam bize diyorlar ki, biz yedik, içtik, bu memleketi bitirdik. Aynen. Ey vatandaş, şimdi 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl senin tependen inmeyeceğiz. Dolayısıyla enflasyonu indireceğiz. Ya tepesine binilebilecek bir vatandaş kalmadı artık. Ölen ölür, kalan sağlar bizim. Aynen. Vardı. Yani dolayısıyla ben buranın 2 yıl daha yönetilebileceğini düşünmüyorum. Daha doğrusu 4 yıl daha yönetilebileceğini düşünmüyorum. Bir erken seçim gündeme gelir. Buranın taçlandırılması merkezi hükümetin kazanılmasıdır. İBB açısından bakalım, İstanbul Belediyesi. İstanbul Belediyesi'nde bir ilçe belediyeleri bizde değildi. Onlar engel çıkartıyorlardı. Ya Üsküdar'a halk ekmek büfesi koydurmuyorlardı. Yani Sancaktepe'ye koydurmuyorlardı.
Şimdi o arkadaşlar... Sancaktepe'de iftar çadırını kaldırmış. Tabii tabii. Yani ben kaybettim diye iftar çadırımı kaldırılır. Ya. Ya bırak ya. Vatandaş iftarını açmaya. Yarım altın, yarım gram altın vereceğiz diyordu o hanımefendi. Evet, evet, yani. Evet. Bırak yemeği bile kesin. Tabii tabii. Evet. Şimdi ikincisine bakalım. İstanbul Belediye Meclisi'nde biz azınlıktaydık. Bu ikisi artık sorun değil. Ama merkezi hükümet üzerinden bir engelleme gelebilir. Gelmeye devam edebilir. Bir yönetmelikle sizi engelleyebiliyorlar. Hmm. Zabıta ile polis karşı karşıya geliyor. %100 haklı olduğumuz yerlerde. Ya örnek vereyim, Salacak'ta, Üsküdar'da tarihi yapıların yanına kaçak binalar, restoranlar, biliyorum, kafeler, çok kolay oldu anlatabiliyor orada. Muyum? 2 yıl uğraşıyorsun hukuken yıkma kararı alabilmek için. Yıkma kararını alıyorsun. Yasal olarak artık elinde tüm belgeler var. Oraya yıkım ekibi gönderiyorsun. Tavanda, çatıda, ellerinde otomatik silahlarla sivil şahıslar dolaşıyor. Ya, ya. Düşünün, otomatik silahlı adamlar ve aşağıda sizin yıkım ekibiniz ve zabıtanız. Ne diyeceksin zabıtaya? Git kardeşim, kendini öldürtme diyeceksin. Bekle diyeceksin ama o binayı yıkmadan oradan ayrılırsan İstanbul'da sana bir daha hiçbir şey yaptırtmazlar. Kolluk kuvvetlerine haber veriliyor. Polisin geliyor, senin de belgeyi göstermen üzerine o aşağıdakilere inin bakayım aşağıya. Şu orada silahla ne dolanıyorsunuz demesi lazım değil mi? Bir de kolluk kuvveti zabıtayı sen buradan çekil demeye başlıyor. Aa. Ve biz bütün bunlara rağmen oraları yıktık. Bakın İstanbul'da hiç kimse kaçak binayla rant elde edemeyecek. Bu devirler geçti artık. Yani tarikatlara, vakıflara kaynak aktarma dönemi bitti. Kaynaklar halkındır. Türkiye laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak bu arada devam edecek. Tarikatların da buna Balbay da katılacaktır. Tarikatların da aslında ne menem olduğu, ne kadar gücü olduğu da ortaya çıkmış oldu. O da var yani. Ya işte İsmail Ağa cemaatini falan Erdoğan ziyaret etmeye devam etsin. Evet. Yani onu yani bir normal bir yurttaş olarak istediği gibi. Bakın bu nasıl arkadaşlar, bir arkadaşlar Adıyaman ya. Adıyaman deyince akla ne geliyordu? Menzil. Adıyaman deyince. Menzil. Evet. Menzilimiz oraya kadar uzanıyordu yani. Adıyaman deyince artık benim aklıma Abdurrahman Tüpleri geliyor. Evet. Besli'yi de aldı değil mi? Besli'yi de aldı. Sanırım evet. Evet. Valla biz artık gece gündüz hani ilçe seçim kurulundan sandık başına gidip gelmekten başka bir şey göremiyoruz. Daha birkaç gün böyle gidecek. Tabii böyle. Tabii öyle olacak. Gitsin yani, feda olsun, yeter ki sonuçlarımızda kimse bir şey yapamasın. İzin verirseniz bir de Van başlığı açayım. Heh, evet. Şimdi bu kadar sevinç ve keyifle bir şey söylüyoruz ama Balbay'ın konuştuklarını dinledim. Evet, gerçekten memleket sadece sınırlarla değil, gönüllerle de bölünür. Doğru. Şimdi yapılanı ben hızlıca bir özetlemek isterim. Rüstem Zeydan denilen bir arkadaşımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapıyor ve parti meclisine falan da adaydı. Benim de çok sevdiğim bir doktordur bu. Onun amcasının oğlu galiba Abdullah Zeydan da DEM'de şey kazandı. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Şimdi Abdullah Zeydan'ın geçmişi nedir? Ne yapmıştır, ne yapmamıştır bilmem. DEM onu niye aday göstermiş? Hakkı mıdır, değil midir? O tartışma benim tartışmam değil. DEM'in adayı, DEM'in tartışması olabilir. Ama ben hukuken meseleye bakarım. Hukuken baktığımda gördüğüm şu. Bu kişiye 3 yıl 1 ay geçmişte bir ceza vermişler. Bu cezasını yatmış ve çıkmış. Her hukukçu bilir ki bazı suçları işlediğiniz zaman ve onlardan dolayı ceza aldığınız zaman kamu haklarından da yasaklanırsınız. Tamam. Tamam mı? O cezası adil miydi değil miydi, bakın bu ayrı tartışılır. Terör örgütünü övme meselesi orada peynir ekmek gibi veriliyor. Yani hukuk nedir? Evrensel hukuka uyarlı olmalıdır. Bağımsız bir gözlemciyi ikna edebilecek kalitede olmalıdır kararlar. Aynen. Ama maalesef öyle değil. Ama o tarafı da bırakalım. Orayı da bırakalım. Diyelim ki bu 3 yıl 1 ay hakkıydı. Bu kamu haklarından yasaklanmada gene adil bir karardı. Tamam, yapıldı. Adam yattı ve çıktı. Çıktıktan sonra vay sen geçmişte bu suçu işlediydin kardeşim. Bir daha sen hiçbir şey olamazsın mı der hukuk. Olmaz. Yoksa suç işledin, cezanı aldın. Çektim. Cezanı da çektin, bitti mi der. Bitti der. Sonra memnu hakların iadesi denilen bir kurum var. Yani başvuruyorsunuz ve mahkemeye ilgili koşullarınız tutuyorsa mahkeme bunu kaldırıyor. Başvurmuş Abdullah Zeydan'ın avukatları. Ne zaman başvurmuş?
bir yıl evvel, Nisan 2023'te. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi toplanmış, 3 sayfalıkta bir karar yazmış, uzun uzun anlatıyor. Şu cezayı verdi, bilmem ne aldı, şuralarda işte hükmü çekti falan. Sonrasında da diyor ki memnu haklarının iadesinin yönündeki talebi olumlu görüyorum ve yasaklanmış haklarını iade ediyorum diyor. Tamam mı? Peki. 3 Nisan'da bu kararı vermiş. Bu karar temyiz edilmemiş. Savcı bunu temyiz etmemiş. Dolayısıyla karar 26 Nisan tarihi itibarıyla 2023'te kesinleşmiş. Elimizde bu belge var. Bana attılar. Çünkü ben elimde belge olmadan konuşmayı seven bir insan değilim. Yani görmek zorundayım ki neyi savunacağım, nasıl savunacağım. Aynen, doğru, ya da neden doğru, savunmamam doğru. gerekiyor. Bunları bir görmeliyim. 26 Nisan'da kesinleşmiş. Efendim, dolayısıyla bu arkadaş aday olmuş. Aday olan kişi Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuş. Yüksek Seçim Kurulu senin adaylığın önünde bir engel yoktur demiş. Vermiş bu izni. Vermiş bu izni. Adam da gitmiş aday olmuş. Ama ortaya Yılmaz Soylu. Ay pardon, neydi ya? Yılmaz Soylu dedim Tunç, yanlış. Tunç. Yılmaz Tunç çıkmış. Evet. Süleyman Tunç, Yılmaz Soylu. Süleyman Tunç, Yılmaz Soylu. Hepsi aynı. Şimdi seçim hangi gün oldu? 31 Mart 2024, evet. Pazar 29. günü. 29 Mart 2024, seçimden evvelki son mesai günü. Evet. Cuma günü. Bitimine yakın. Bitimine 10 dakika kala. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, evet, yani yasaklı hakları kaldıran mahkeme bir karar daha veriyor. Diyor ki her ne kadar 26 Nisan 2023'te bu karar kesinleşmiş gibi görünse de, tamam, görüldü onayı verilmediği için bu karar kesinleşmiş değildir diye bir şey olur hukuk ya camiasına değil insan aklıyla dalga geçen bir karar veriyor. İnsanın hafsalasını almayacağı bir şey. Dolayısıyla diyor kesinleşme kararını önce ortadan kaldırıyorum. Ardından da dönüyorum, yasaklıkların kaldırılmasına yönelik verdiğim kararı ortadan kaldırıyorum. Dolayısıyla 29 Mart akşamı mesai bitimine 10 dakika kala Abdullah Zeydan'ı seçilemez duruma getiriyorlar, akılları sıra. Sonra YSK'ya gidiyor iş. İl Seçim Kurulu'na gitti. İl Seçim Kurulu itirazı reddederek 3 kattan fazla fark yemiş olan AKP adayını Van Büyükşehir Belediye Başkanı ilan etti. Bu sabah itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ediyorlar. YSK'nın kararı bekleniyor. Bakalım neye karar veriyor? Cumhuriyet Halk Partisi oraya 4 kişilik bir heyet gönderdi. Sayın Mahmut Tanal orada, Sayın Sevda Erdem biliyorum. Kılıç orada, Sayın Kayahan Pala orada, Sayın Sezgin Tanrıkul orada. Dolayısıyla 4 kişi orada demin adayının hakkını savunmak için oradalar. Şimdi vatandaşlar şunu diyebilirler. Ya sana ne oluyor? Toparlayın. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne oluyor deseydik de bugüne gelmezdi. Pardon? Hani ben o cuma akşamı bu hani adaya da Zeydan'a da haber vermiyorlar. Evet. Tabii evet. Tabii. Gece ben gördüğüm kadarıyla onlar da seçim gecesi oyların %80'i sayıldıktan sonra haberdar oluyorlar. Tabii, tabii, arkadaşlar tabii. Maalesef. Tam organize iş yani. Maalesef. Sayın Balbay, her ikimizin de sözünü kesmek için gayret ediyor Ümit Siliri. Görüyorsun değil mi? Yani bizi bulmuş, programı kapatıyor. Ümit Soylu. Yani bir rica edeyim. Yani Yılmaz Soylu oluyor da. Süleyman Zileli. Allah Allah. Estağfurullah. Estağfurullah. Arkadaşlar neden kesmeye çalışıyorum? Çünkü beni kesecekler yoksa. O yüzden ikinize de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Çünkü bizim Bilge Yurtta Gülen benden sonra tabii, alacak tabii. Şey. Orada da devam edecek bu tartışmalar. Evet. Size büyük sabırlar diliyorum, başarılar diliyorum. Sevgili kardeşimle de zaten biz cuma günü konuşacağız gene. Konuşacağız. İkinize de çok teşekkür ederim. Sevgili Günaydın'a başarılar diliyorum. Gökhan Günaydın, İstanbul'un sadece 7'de 1'inin kütüğü İstanbul'da. 7'de 6'sının kütüğü Anadolu'da unutmayın. Aynen. Anadolu böyle düşünüyor. Evet, hakikaten böyle düşünüyor. Çok büyük güç.